Akşam üzeri bu sinekle karşılaştım. Daha sonra e, bir daha çekme ihtiyacı duydum. Çünkü çok e, fazla rüzgar vardı. Makro çekimlerde rüzgarın olumsuz etkisini çok fazla görüyoruz. Titremeler oluyor. Anormal derecede e, rahatsız edici titremeler oluyor. Bu yüzden e, bu sabah erken kalktım 6.30'da. Aynı bitki üzerinde. Aynı sinekten üç tane gördüm. İki tanesi bunlar. Bunların e, hakkında araştırma da yapma fırsatı buldum. Fakat işin kötü yanı e, Türkçe sitelerde hiçbir bilgiyle karşılaşamıyorum. Yine yabancı sitelerden, işte İngilizce sitelerden falan buldum. Bu sineğin adı Türkçe'ye çevrildiğinde tavus kuşu sineği diye geçiyor. E, belli başlı bitkilerde dolaşıyor. Mesela ilk çekimde ben e, titreceği için paylaşamamıştım fakat bu dikenin üzerinde örümcek ağına benzer ağlar vardı. Ve e, bir bitkinin, örümcek otu denilen bir bitkinin e, biyolojik mücadelesinde bu sineğin kullanıldığı ve çok değerli olduğu da yine yarım yamalak İngilizce'le çevirdim. Bunu öğrendim. Bunlar da çok dikkat çeken işte bu arka kısımlarındaki uzuvlar. Bakın burada eşleşmiş bir çiften karşılaştık sabah. Rüzgar yoktu fakat hava tam böyle istediğim aydınlıkta değildi. Yine de idare eder boyutlarda ışık aldık. Görüntüler fena değil. Burada beni görünce rahatsız oluyorlar ve ayrılıyorlar. Çok enteresan bir şey bu. Bu görüntüleri şaşırtıcı boyutlarda. Bu tip sineklerin küçük boyutlu Instagram'da işte bir dakikalık çekimler şeklinde... Malezya taraflarından yani uzak doğudan paylaşan arkadaşlar oluyordu. Oradan gördüm bir sinek. Birkaç defa gördüm aslında. Fakat ismini falan bilmiyordum. Tavus kuşu sineğiymiş. Ve gerçekten de sabah kalkıp baktığımda aynı örümcek... Otu veya dikeni diye geçen bu üstü ağlarla kaplı. Bitkinin kendi ağları bunlar. Bir ara hatta dün akşam izlerken şüphelendim. Acaba dedim bu sinek falan mı örüyor bu ağ diye. Fakat üzerinde sinek olmayan bitkilerde de yine bu ağla kaplı olduğunu gördüm. Aslında çok gördüğümüz bir diken türü bu. Adını da öğrenmiş olduk. Adı örümcek otumuş ve bir zararlımış. Bu zararlının mücadelesinde kullanılan bir sinek türümüş. Fakat ne yazık ki bizim Türkiye'deki sitelerde hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. <laughs> Yabancılar araştırıyor, inceliyor. Gerekli videoları paylaşıyorlar. Hatta bir yine e, yabancı bir sitede işte bu sinekleri izlerken öpüştüklerinden bahsediyordu. Öpüşüyormuş bu sinekler. O şekilde bir yazı vardı. Gerçekten de bu sinekler böyle anormal derecede uçan sinek gibi değil. Bitkiden ayrılmıyorlar ve her e, aynı cinsi olsa bile her bitkide yok. Mesela aynı bitkiden birkaç tane daha buldum. Onlara da baktım. Bulamadım. Dün akş Dün akşam gördüğüm bitkide. 3 tane görebildim. Küçük bir sinek uçuyor. Bugün çekimler esnasında uçtu. Bütün sinekler gibi görme yeteneği çok fazla. Bir de yine çevirebildim yarım yang yangalık İngilizcele. Tamam mı? Meyve sineği diye geçiyor bunlar. Ayrıca zeytinler üzerinde bir zararlımış. Hatta zeytin e, üretimine yüzde yüz oranında ciddi zararlar verebilirmiş. Bakın arkadaşlar bunlar hep bilimsel gerçekler. Şimdi ben videolara bazı yorumlara bakıyorum üzülüyorum. Bazı çok zorlama e, yorumlar yapıyor bazı arkadaşlar. İşte kalkıyorlar tamam mı günah diyerek başlayarak tamam mı e, yuvasını bozmuşuz. Şumuşta bumuşta gibi tuhaf tuhaf zorlama yorumlar yapıyorlar. Sonra aynı kişiler onların yorumunu eleştiren insanlara küfür ediyorlar. Şimdi bu ne Periz bu ne lahana turşusu derler adama. Dindarsın, niye küfür ediyorsun? Dolayısıyla işte adamlar bakın zeytin ağaçlarının üretimini yüzde yüz oranında etkileyebilecek kadar tehlikeli bir canlı olduğunu yazıyor. Ayrıca bunu Başka bir bitkinin zararlı bir bitkinin e, mücadelesinde biyolojik silah olarak kullanıyor bunlar hep bilimdir arkadaşlar. Bunları incelemeden böyle e, hiçbir şeyle ilgilenmeden araştırmadan kalkıp da öğrenemezsin. Dolayısıyla her şeyden önce inceleyeceksin. Bakın ben makro video çekmeye çalışıyorum çünkü ciddi anlamda Türkiye'de açık var hatta yok gibi bir şey. Fotoğraf var, fotoğrafçılık konusunda bayağı yetenekli arkadaşlar var. Makro fotoğraf konusunda hiç de dünyadan geride değiliz. Ama video konusunda ciddi anlamda açık var. Fotoğrafla video arasındaki fark ne? Fotoğraf sabit bir e, kareden ibaret, canlının davranışlarını göremiyorsun. O andaki stabil, duragan dra bir halinin sadece görüntüsünü görebiliyorsun. Fakat Video benim için çok çok önemli. Videoda o canlının çektiğin zaman e, dilimi içerisindeki bütün davranışlarını görebiliyorsun. Bakın e, bir 6-7 dakikalık veya 10 dakikalık bir videoyu oluşturabilmek için yeri geliyor 1 saatlik çekim yapmak gerekiyor. Çünkü bazı yerlerinde hareketli oldukları için e, bulanmalar oluyor. Rahatsız edici titremeler oluyor. Hatta tripod kullanmadığın takdirde e, kalp atışların bile kameranın titremesine neden oluyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. E, küçücük bir videonun hazırlanması bazen saatlerce çekim gerektiriyor. İşte mesela bu videoyu çekerken ben e, akşamüstü rüzgar vardı. Rüzgar olduğu için anormal derecede titremeler oldu. Baktım, yükledim. Hatta titreşim engelleyici kullandım. Titreşim engelleyici kullanınca da görüntü kalitesi anormal derecede düşüyor. Bunu da hiç sevmiyorum. Ondan sonra sabah kalkıp, kalkıp nöbetçidim yurtta. Sabah 6.30'da kalktım ki 3'te yattım. Öğrencileri sahura falan kaldırdım. Ondan sonra yani 200 saat uykula bu sineği çekmek için uğraştım. Şimdi dolayısıyla kolay işler değil, insanı yoruyor. Hatta bu seslendirmeyi yapmamın sebebi sabah sesim o kadar kötüdü ki çatallıdı. Aslında o çekimi yaparken anlattım ben bazı şeyler, araştırmalarımı falan akşamki ve Fakat sonra baktım sesim anormal derecede çatallı, hatta e, hırıltılı. Sabah çünkü çok erken saatler olduğu için. Bir de e, zaten öğrenciler falan gelecekler, o güzergahtan geçecekler, o yüzden erken kalktım. Ayrıca erken kalkmanın avantajı da erken saatlerde rüzgar olmuyor. Bakın şu anda hiç rüzgar yok, harika. Görüntüler alma imkanı yakalıyoruz. Dolayısıyla e, bütün videolarda emek var. He bazen spontane gelişen böyle oturduğumuz yerde arkadaşlarla sohbet ederken falan bundan önceki öyledi mesela. Kendiliğinden bakıyorsun canlı geliyor senin ayaklarının dibinde bir şeyler yapıyor. Elimde tripod ve kamerayla dolaşıyorum okulun bahçesinde. Her zaman yanımda hiç ayırmıyorum. Çünkü bu e, makro evreni incelemek hoşuma gidiyor. Sadece böcekler değil bütün canlılar. Ama tabii ki böcekler hareketli olduğu için videodan sabit görüntü, fotoğraftan bir farkı olmaz. Dolayısıyla hareketli olan canlı da ne? Böcekler oluyor. Hem makrodan gireceksin, hem hareket arayacaksın. O zaman mecburen böceklere giriyorsun. E bunları çektiğimiz için de ismimiz böcek Davis olarak çıktı. Fakat sadece böcekler değil, belirtiyorum, bütün canlılar ilgi alanıma giriyor. Ama özellikle yakın çekimden yani görmediğimiz kısımlarını görmeye çalışıyorum. Bunu seslendirmeyi sonra yaptım. Umarım e, ses iyi çıkar, kaliteli bir video olur. Bunu da bu akşam paylaşırız. Tamam.